95 tane makine aldık, iş makinesi. Normal olarak, ekonomik olarak kiralamak daha ucuzdur diye bir genel kanaat var. Alacağına kirala. Evet. Biz bir hesap yaptık. Satın almak daha karlı çıktı. Şu anda bizim 95 tane iş makinamız var. Zaten sıfır. Kendini amorti edecek tabii, demiştiniz. Tabii tabii. 2,5 yılda, 3 yılda amorti. Biz zaten gece gündüz çalıştığımız için normal mesain dışında bu 1,5 yılda da şeyini çıkarabilir fiyatını. Hep de devlet malzeme, yerli malı. Hem kendi mallarımızı aldık. Hem mal sahibi olduk. Ordu zenginleşti. Hem müteahhit karını kendimiz almış olduk. Hem de onlara yalvar yakar olmamızı da engel oldu. Kendi makinamız, kendi adamlarımız çalışacak. Ve işin ilginç tarafı da bu makineler çok özel makineler olduğu için bazıları bunların özel şeyini de bulamıyorsunuz. Müteahhitlerini de arayarak buluyorsunuz. Zaman kaybı oluyor. Şimdi elimizin altında 19 ilçede çalışan muhteşem bir makine parkımız var. Bunun içinde asfalt planti de dahil. Onların hepsi, onların çok güzel bir çalışma da yaptık. Bu aslında bizim farklı bir yoğurt yiyişimizi gösteriyor. Ben bildiğim kadarıyla da çok rastlanan bir şey değil bu. Yani Türkiye'de de. Biz şimdi bunları kullanıyoruz. Ayrıca buna 8 tane daha ekleyeceğiz. Yani 100'ü de geçmiş olacak. Hem istihdam sağlamış olacağız, hem karı bizde kalacak, hem de makine sahibi oluyoruz. Asfalt yapmak için çalışmaya başladık. Baktık ki eski alışkanlıklar depreşti. İhaleyi sağlıklı yapamıyoruz. Bazı burada söylemeyeceğim durumlar oldu. Bazı arkadaşlar yanıltıldı. İptal ettim ihaleyi. Ne yaptık bu sefer? Asfalt planti satın aldık. Asfalt planti aldık. Ve 40 bin, yani 40 ton saatte yapan yerine şu anda 120 ton yapan, 240 ton yapan pardon, şeyler oluşturduk. Ve taş ocağını da satın aldık. Şimdi burada kendimiz üretip, kendimiz gece gündüz makinaları da aldık. Kimseye müdanamız yok. Allah'a şükür olsun. Bu çalışmalarla birlikte asfaltımızı da yapacağız. Gece gündüz. Zaten yol medeniyet demek. Evet. Bunları yapacağız ve ilginç bir şey. İstanbul'un yolu kadar yolumuz var bizim. Bunu çoğu bilmiyor belki. Ve aynı zamanda Ben de da şu an öğrendim belki, başkan. belki bir şey daha söyleyeyim size. İstanbul'un alanı ya bizim alanımız 6.000 kilometrekare yaklaşık. İstanbul bizden daha küçük. Ama toprağı taşı altın tabii. İstanbul'la mukayese etmeyelim. Şunu demek istiyorum. Yani Ordu kendine hani böyle ufak bir il gibi, büyük şehir gibi gözüküyor ama toprağı engebeli, heyelanlı. Bunu her eve ayrı yol götürüyorsunuz neredeyse. Yani bunların hepsi yapılacak, asfaltlanacak, heyelan da kaymayacak ve hepsine para harcayacaksınız. Bunların hepsini biz şu anda para harcamadan yani parayla herkes iş yapar. Şu anda biz itibar kredisi kullanıyoruz. Bitümünü alıyoruz, çalışmaları yapıyoruz, krediler alıyoruz, çalışmalar alıyoruz, yapıyoruz. Ve normal olarak 20 senede yapılacak çalışmayı 2-3 seneye indiriyoruz. Onun için gece gündüz yoğun bir çalışma içindeyiz. Uzlaşma kültürü çok önemli. Herkes farklı görüşte olabilir. Bu farklı görüşü seçim sırasında kullansın. Ama biz geri kalan 365 günün geri kalan kısmını Ordu üst kimliğini kullanalım. Doğru. Yani şu anda ülkemiz çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yani işte yanı başımızda Azerbaycan'la Ermenistan çarpışıyor. Öbür tarafta Doğu Akdeniz'deki çalışmalar ki ben Enerji Bakanı olup bir süre o çalışmalara ben de katkıda bulundum. Şimdi böyle bir ortamda biz yerel yönetimin ufak hesaplarıyla zaman kaybedemeyiz. Yani şu ilçe başkanı olmuş, şu bilmem ne olmuş, şunu seçelim, bilmem ne olsun. Ben partinin kurucularından biriyim. Hem buna müsaade etmem, hem de ağırlığımı koyarım. Yani böyle büyük sıkıntıların olduğu Türkiye'nin esas ciddi konularla ilgilenmesi gerekirken böyle şeylere zaman kaybetmek ordu için de yanlış. Yani ülkemiz için de yanlış. Dolayısıyla yanlış hesaptan da Bağdat'tan dönmez, ordudan döner. Onun için de bu şeylere de özellikle söylemek istiyorum. Çünkü burada herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek, yerini bilecek. Ordu 11 derenin üzerine kurulmuş. Ve bunların hepsinin şu anda çok köklü altyapılarını değiştiriyoruz. Çok enteresan. Mesela 2'ye 2 menfez var. 2'ye 2 menfez ne demek? 2 metre, 2 metre, 4 metrekare. Birden bire bire düşüyor. 1 metrekare, 4 metrekare bire düşüyor. Patlatır bu.
Yani su acımasızdır. Üzerine bina yapılmış. Ve geçen çok enteresan bir şey oldu. Sadece bunu söylesem yeter. İki tane buzdolabı çıktı şeyden. Altyapıda. İki tane buzdolabı. Çamaşır son şeyleri, makinesi, yatak, somya. Bayağı eşya, büyük yorgan. Eşya çıkıyor. Evet, maalesef. Adam dereye atmış, dereden geçmiş altyapıya. Ve bir tanesinde de tam şeyi, menfezi kapatmışlar, çakmışlar. Hı hı. Unutmuşlar mı, sabotaj mı onu bilemiyorum. Şimdi onu soruşturma açtım. Hı hı. Kapatmışlar deli şeyi yani. Yani çakmışlar. Artık ordu lig atladı. Yani orada artık amatör kümede değil, Süper Lig'de oynayacak bir şehir. Ve aynı zamanda da buradaki uygulamalarımız eğer başarılı olursa inşallah, bunu 81 ile çarptığımız zaman bir Türkiye modeli çıkacak. Bu turizm politikasında, teknoloji projesinde, politikasında, tarım çalışmalarımızla, şehircilik çalışmaları başta olmak üzere burada çok sistematik bir uygulamayı sürdürüyoruz.